Böyle bir otelde kaldığınızı düşünsenize. Yine böyle bir yerde başlamak çok güzel değil mi? Beyefendi var, asil bir bey. Bunu da yaptırmış, şöyle duruyor. Gel. Huy. Burada güzel bir havuzu var. Domuz eti pişiriyorlarmış. Dışarıdan bir daha göstereyim. Ay, culuk gördüm orada. Beni seviyor musunuz? Avcılık da çok yapıyorlar. Keklik falan yetiştiriyorlarmış. Doğaya salıyorlarmış. Avcılar vurmaya çalışıyormuş. Dehşete düşürdüm. Keyif yapmak isteyen bir vatandaş. Türküz ya. Çok orijinaliz gerçekten. Ağaca bir düzenek yaptırmış. Yani şu güzelliğe bakmak için durmak lazım ya. Hayatı kaçırmamak lazım. Nasıl böyle bulacağım bilmiyorum. İnsan da yok şu an etrafta. Bakayım yolun sonu nereye gidiyor. Buldum. Dinginliğe bakar mısın? Günaydın tekrar. Güne böyle bir yerde başlamak çok güzel değil mi? Şimdi kahvaltımı hazırladılar. Onu göstermek isterim. Çok güzel, çok huzurlu bir yer. Kışın da burası eminim çok güzel olur. Onu da göstereyim. Hayal ettim burada olmayı. Çok güzel değil mi? Bu yanarken burada olmak ve kitap okumak. Ve dışarıda da kar olduğunu düşün. Harika olurdu. Böyle bir kahvaltı hazırlamışlar. Tabii en güzeli böyle bir manzarada. De oteli hızlıca gezdireceğim. Yanımda bana eşlik eden bir beyefendi var. Asil bir bey. Bunu da yaptırmış, şöyle duruyor. Göstereceğim şimdi onu da. Çok yakışıklı. Hadi gel beraber gezelim. Gel. Huy. Burnun çok estetik duruyor yalnız. Hadi gidelim. Evet, sen gezdir bana burayı. Nerede ne var? Burada güzel bir havuzu var. Burada parti falan da düzenliyorlarmış. Oteli şöyle dışarıdan bir daha göstereyim. Burada çocuk kampı düzenleniyormuş. Belli bir tarihlerde yayınlıyorlar. Çocuk kampında boyama yapıyorlar. Doğanın ortasında bir yer burası böyle. Doğa yürüyüşü yapıyorlarmış. Çocuklar gelip buraya işte oyunlar oynuyorlarmış. Etkinlikler yapıyorlarmış yani. Bu otele daha çok yabancılar geliyor. Ağırlıklı olarak yabancılar geliyormuş. Avcılık yapıyorlarmış. Köylülerden duyduğuma göre domuz eti pişiriyorlarmış. Ben de ustaya sordum. Domuz eti var mı falan diye, var dediler. Tabii talebe göre karşılıyorlar. Burada avcılık da çok yapıyorlar. Mesela işte yukarıda keklik falan yetiştiriyorlarmış. Onları isteğe bağlı doğaya salıyorlarmış. 4 tane, 5 tane. Avcılar vurmaya çalışıyormuş. Dehşeti düşürdü ama insanların zevklerine bakın. Ben karıncayı incitemem, korkarım. Küçük bir park yapmışlar buraya. Ay, culuk gördüm orada. Bir dakika, geleceğim oraya. Huy, çok tatlısınız siz. Ay, nasılsınız? İyi misiniz? Beni seviyor musunuz? Ay, çok tatlısınız ya. Vay anasını ya. Keser yerler seni. Avcılar geliyor demiştim ya. Yani avcılar. Şurada han varmış. Orada yemeklerini yiyormuş. Özel olarak yaptırılmış bir taş ev yani. Otantik. Şimdi oraya varmaya çalışıyorum da. Yanlış yerden mi gittim, anlamadım. Böyle ağaçların arasında her yer çok doğal zaten. Bak mesela domates. Domates mi onlar? Ay, ne kadar güzel yapmışlar. Annemin domatesleri yerde yani şu an. Sürünüyor. Bunları böyle güzelce asmışlar. Çok güzel görünmüyor mu? Evet, biber. Evet, biraz çamurlu. Yenir bence. Su yoktu mesela odalarda. Su yok. Çünkü çeşmeden içebiliyorsun yani. Ne kadar güzel değil mi? Demiştim ya, keklikler vardı ya. Bu da otelin doğa gezisini çıkartıyorlar. Orada bir tane var, bir de şurada var. Han dedi. Burası bence.
Hah, bak han burasıymış. Yaykın Han 1998 diyor. Toprak gelen yolu. Çünkü çok gerçekten doğal bir yer yani. Ama yolunu yapabilirlerdi ama. Gene doğal olsun böyle ama. Hemen hemen böyle. Otel. Ben şimdi kalkım göletine gideceğim. Orayı çekeceğim diye planlıyorum. Eşyalarımı alıp çıkayım buradan. Hiç insanın gidesi yok yemin ederim. Hani demiştim ya tam doğanın ortasında bir otel diye. Otelden çıkar çıkmaz olan yolu göstereceğim. Nasıl? Tam doğanın içinde dediğim gibi değil mi? Çok güzel. Devam edelim bakalım nereye gideceğiz. Yol bizi nereye götürecek? Manzara nasıl? Şimdi şöyle bir manzaraya karşı keyif yapmak isteyen bir vatandaş. Türküz ya. Çok orijinaliz gerçekten. Şu arkamda gördüğünüz, görüyor musunuz ağaca? Bir düzenek yaptırmış. Çok hoşuma gitti ya. Üstüne çıktım biraz önce indim. Ya orada böyle oturup yemek yemek, piknik yapmak falan eminim çok keyifli olur. Ne kadar sağlam bilmiyorum ama çok otantik görünüyor. Çekeceğim şimdi. Burası Hanlar ile Havran'ı bağlayan yol. Şöyle ağaç. Manzarayı gösterdim zaten. Adam düşünmüş kendine ne güzel yer yapmış ya. Kapısını falan yapmış. Merdivenlerini yapmış. Böyle buradan çıkıp. Hatta çıkayım mı tekrar? Önce aşağıya göstereyim. Nasıl bir şey yapmış. Şöyle iki tane üçgen şeklinde birbiriyle bağlantılı ağaçların birisi şuradan tutuyor. Yani şu ağaç dalı tutuyor bunu. Ondan sonra ikincisi şuradan birleştirmiş şu ağacın üstünde. Tehlikeli mi acaba yaptığım iş? Bu kadar. Ana gövde de bu. Manzara da böyle. Çok güzel serin ama. Çam kokuları arasında. Öyle keyifliyiz, öyle keyifliyiz ki. Çok güzel değil mi? Böyle burada yat ve yukarı izle. Ya gelip geçen araçlar da burayı görüyordur eminim de. Çok da hoşlarına gidiyor. Biraz önce geçen araba da öyle baktılar ağaca. Ama durmuyor kimse. Yani şu güzelliğe bakmak için durmak lazım ya. Hayatı kaçırmamak lazım. Böyle yani 180 kilometre, 200 kilometre jet hızıyla gidip aradakileri görmedikten sonra bak şu an arabalar geçti gitti. Benim gördüğümü gördün mü? Biraz tehlikeli sanırım bir gün başıma bir iş gelmeden. Bir semaver olsaydı şimdi burada. Semaver yaksaydık falan böyle oturup çay içseydik falan ne kadar keyifli olurdu. Saatlerce otur burada. Çok güzel manzaraya karşı. Güzel düşünülmüş yani. Tebrik ederim yapana. Ve gidiyorum. Şimdi kalkım göletine çok yaklaştım. Yolunu çekmek istiyorum. Kalkım merkeze çok yakın. Ay, koyunları kırpmışlar. Ay çok kötü kırpmışlar. Yavrum benim hepsi köpek gibi olmuş. İstediğiniz yere geldiniz diyor. Demek ki navigasyon götürmüyor. Hiçbir tabela da yok burada. Nasıl bulacağım bilmiyorum. İnsan da yok şu an etrafta. Bakayım yolun sonu nereye gidiyor. Şimdi önümdeki araba var ya. Durdurup ona sordum İstanbul plaka. O da biz de gölü arıyoruz dedi. İyi dedim ben sizi takip ediyorum o zaman. Bakalım abi beni götürebilecek mi? Bulacağım orayı bulacağım. Buldum. Diyor ki Oluk Pınar Mesire yeri.
Ay çok güzel duruyor. Hiçbir ses yok. Dinginliğe bakar mısın? Şanssızlar böyle bir yerde yaşıyorlar. Dün çilek tarlasına gitmiştim yani. Biraz önce onların evinin önünden geçtim. Yani buraya varmaları 5 dakika. Orman şu arka taraf. Yani buraya gel kahvaltını yap. Şöyle sandalyeni koy otur. Çok güzel. Çok beğendim.